Nerede yani başlayabiliriz? Sayın Milli Eğitim Bakanım, kıymetli protokolümüz ve değerli katılımcılar. Isparta Valiliği, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Isparta Otizm Kongresi'ne, Güller Şehri, Isparta'mıza hoş geldiniz. Farklı konu ve konuklarıyla çok önemli bir boşluğu dolduracak olan Isparta Otizm Kongresi, farklı alanları bir araya getiren bir anlayışla oluşturulmuştur. Kongremizde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış otizm alanında çalışan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve ailelerin katılımlarıyla bir araya gelinmiştir. Isparta Otizm Kongresi'nde bebek, çocuk, ergen ve erişkinlerde otizmin belirtileri, özellikleri ve tedavi yöntemleri, alanda yaşanan sorunlar, zorluklar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir zemin oluşması hedeflenmektedir. Kısacası bebeklikten erişkinliğe her yönüyle otizmin konuşulacağı bir kongre gerçekleşecektir. Duyurusunun yapıldığı ilk günden itibaren dikkatleri çeken, kontenjanları hızlı bir şekilde dolan, 4 gün boyunca sürecek Isparta Otizm Kongresi'nde alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının akademik katkılarıyla toplam 32 panel düzenlenecek olup 1000 katılımcı aramızda olacaktır. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, kongremizin açılış konuşmalarına geçmeden önce otizme olan farkındalığı artırmak için Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz önderliğinde söz ve müziği ilimiz öğretmenlerince hazırlanan ve düzenlenen klip çekimi Isparta'nın tarihi ve doğal mekanlarında yapılan, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kıran Hastalık Değil Farklılık adlı şarkımızın video klibini izlemeye davet ediyorum. Hassas özel bir çocuk olmak ne demek bir düşün. Farklı görmek dünyayı, farklı algılamak. Bazen çok tepki vermek, bazen susmak öylece. Göz göze gelememek, bazen kalmak kendinle. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hassas özel bir çocuk olmak ne demek bir düşün. Kabul görmek, sevilmek, kendine yetmeyi öğrenmek. Etiketlenmeden yaşamak, bağımsız olmak. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hastalık Değil Farklılık adlı şarkımızın ve klibinin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'u davetimi arz ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Vali, değerli bilim insanları, meslektaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ve otizm konulu bir konferans düzenlediğiniz için, gerçekten bu farklılığı öne çıkardığınız için Sayın Valimize,
Isparta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin değerli bilim insanlarına, dışarıdan katılan tüm öğretmen arkadaşlarımıza, bilim insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bu tür bir toplantıya gerçekten ihtiyaç vardı. Bizim de hususen alakadar olduğumuz bir konu. Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklarımız, bütün özel gereksinimli çocuklarımız gibi ailelerine, öğretmenlere, bizlere verilmiş olan son derece hassas emanetler. Bu emanetlere sahip çıkmak, eğitim başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerine katkı sağlamak, yardımcı olmak elbette bizim yükümlülüğümüz, bizim görevimiz. Bütün özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız gibi otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın da potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmeleri için hepimizin bir toplumsal ödev şeklinde bunu sürdürmesinde yarar var. Bu konferans vesilesiyle çocuklarımız hakkında daha derin bir istişare yapabilmek, yeni bilgilerle teşhis olabilmek ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek mümkün olacak ve bu hem bilim insanları açısından hem de uygulamadaki öğretmenlerimiz açısından, velilerimiz açısından, çocuklarımız açısından çok özel bir kıymet diye düşünüyorum. Ve bu yönde farklı bakış açılarını ortaya koyup bu konunun yeni gündemini toplumla paylaşmakta büyük fayda var. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın yararlandığı elbette eğitim faaliyetleri var. Bu öğrencilerimize sürdürülebilir, kaliteli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirebilmek son derece kritik ve okul öncesi dönemden itibaren de zorunlu eğitime dahil edilmeleri çok hayati bir mesele. Bunu yapıyor olmaktan da tabii ki mutluluk duyuyoruz. Evlatlarımızın özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden aldıkları 8 saat bireysel, 4 saatte grup eğitiminin hizmet bedelleri biliyorsunuz bakanlığımızın sorumluluğu altında. Onların sahip oldukları haklardan mahrum olmamaları için de arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Çok değerli katılımcılar. Bir ödev bilinciyle bu çocuklarımız için yaptığımız çalışmalardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla, bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren bu öğrencilerimiz ihtiyaç duyulduğunda kendi okullarında, kendi öğretmenleri tarafından destek eğitim odalarında ek öğrenim, öğretim alabiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerimizin faydalandığı 566 meslek edindirme atölyesi, 133 özel eğitim sınıfı, 601 destek eğitim odası, 220 uygulama evi belli standartlara kavuşturuldu. Ve bu standartlar çerçevesinde de hizmet vermeye devam ediyor. Bunların yanında zorunlu öğretim çağında olup sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumdaki öğrencilerimize de evde ve hastanede eğitim hizmeti de veriyoruz biliyorsunuz. Çok değerli katılımcılar, malumunuz salgın hepimizin hayatında belli kısıtlamalara yol açtı. Bu kısıtlamalar otizm spektrumlu çocuklarımız için de büyük bir güçlük ortaya çıkartıyor. Bunun farkındayız. Bizler eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu dönemde bu çocuklarımızın ihtiyaçları için de içerikler hazırladık, mobil uygulamalar oluşturduk. Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenci velileri için Özelim Eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı hayata geçirdik. Ayrıca yine çerçeve uzaktan eğitim programı dahilinde etkinlikler tasarlandı, aile bilgilendirme görüşmeleri oluşturuldu. Özel çocuklara özel materyaller kapsamında bir takım araç gereçler hazırlandı. Bu evlatlarımız için tasarlanan tatilde eğlenceli etkinlikler kitabını da ailelere dağıttık.
Bütün özel gereksinimli evlatlarımız gibi otizm tanılı öğrencilerimizin de bütün haklarından yararlanmaları için biraz önce söylemeye çalıştığım çabalarımız elbette devam edecek. Konuşmamın başında da dile getirdiğim gibi yüz yüze olmasa da bu bilimsel toplantılar çok kıymetli ve ben yenilenme için, dünyada olup biten değişimleri görüp tazelenme için çok kıymetli buluyorum. Ve öğretmen arkadaşlarımızın bu toplantılara katılmaları, dinleyici olmaları, bir takım bilimsel çalışmalar yapmaları ayrıca bir değer taşıyor. Bu çalışmayı, bu kongreyi düzenleyen, başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm yönetici arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza burada sunumlarıyla alana katkıda bulunacak olan bilim insanlarına, tüm katılımcılara ilgi ve hizmetlerinden ötürü şahsım ve otizmli çocuklarım adına teşekkür ediyorum. Onların öğretmeni adına teşekkür ediyorum. Velileri adına teşekkür ediyorum. Çünkü ne kadar pratik bilgilerle teşhis edebilirsek, hizmet eğitimlerimizi artırabilirsek velilerimiz o kadar mutlu olacaklar. Bu bağlamda bu çalışmadan, bu kongreden ortaya çıkacak olan dokümanların, ortaya çıkacak olan verilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve tüm Milli Eğitim Bakanlığı camiasına yaygınlaştırılması için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu toplantılar ne de olsa kısmi bir katılımcıyla gerçekleşiyor. Ama bunların ürünlerinin tüm toplumla paylaşılması gerekiyor. Çünkü çok kritik bir konu. Biz de bu konularda kitaplar yayınladık biliyorsunuz. Otizmle ilgili Oslo Üniversitesi'nden akademisyenler yazdı. Diğer bazı çalışmalarımız da var. Bunlara da devam edeceğimizi bildirmek isterim. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu'nu davetimi arz ederim. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, ben de Isparta Valisi olarak katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Bakanım, bizi gururlandırdınız. Bu kongrenin açılış konuşmasını yaparak bize güç verdiniz. İnşallah bundan sonraki kongrelerimizi bu salgını atlattığımız takdirde Isparta şehrimizde yüz yüze yapma imkanı buluruz. O kongreye de sizi davet ederiz ve açılışı yapmanızı bekleriz Sayın Bakanım. Öncelikle bu duygularla size çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize güç verdiniz, kuvvet verdiniz. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı bir program. Elbette arka tarafında çok daha farklı, çok daha fedakarca çalışan arkadaşlarımız var. Bu çünkü gönül işi olan bir iş. Bir haftalar öncesi beni ziyaretlerinde arkadaşlarımız kısa bilgilendirme yapmıştı. Biz de Isparta ilimize böyle bir kongre yakışır demiştik. Çünkü Isparta ilimiz eğitim şehri. İki üniversitesiyle 80 bine yakın üniversite öğrencisi, 3500'e yakın akademik personeliyle. Bunun yanında milli eğitime bağlı yine 75-80 bin civarında eğitim çalışanı ve öğrencisiyle bir eğitim şehriyiz. Bu tür kongreler de şehrimize yakışır diye düşünüyoruz ve bunun altyapısını da çok rahatlıkla yapabiliriz. İnşallah bu kongrenin sonucunda da yüz akıyla bunun altından kalkmış olacağız. Bu duygularla sizin müsaadenizle ben başta Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzde çalışanlarına ve üniversitemizin personeline arka planda katkı sunan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Isparta şehrimiz biraz önce de söylediğim gibi eğitim şehri. Ancak Isparta şehrimizde de otizmin farkındalığının tam farkında değiliz. Onun için biz diyoruz ki Isparta Valiliği olarak otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Bu arkadaşlarımıza, velilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize gerek sağlık imkanlarımızla gerekse eğitim imkanlarımızla her zaman katkı sunacağımıza da emin olabilirsiniz. Bu duygularla ben katılım yapan, birazdan güzel bilimsel çalışmalarını burada tartışmaya açacak olan bütün bilim insanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü otizm sadece bir hastalık değil.
Sadece bunun yöntemi tedavi, sağlık yoluyla yapılan bir tedavi değil. Biz eğitimin de olmazsa olmaz olduğunu, otizmli çocuklarla, ailelerle, çevreyle eğitimi de öne alarak buluşabildiğimiz takdirde, farkındalığı artırabildiğimiz takdirde bu mücadeleden başarılı çıkacağız diye düşünüyorum. Bu duygularla ben bütün katılımcılara Sayın Bakanım çok çok teşekkür ediyorum. Bize destek olduğunuz için ayrıca sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli çalışmadan ötürü inşallah takipte olacağız. Ben arkadaşlardan müsaade isteyerek bir diğer toplantıya geçeceğim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu'na kıymetli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmaları gerçekleştirmek üzere. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezirgül'ü davetimi arz ederim. Evet, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, kıymetli müdürüm ve değerli katılımcılar, ben de Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hazırlamış olduğu Otizm Kongresi'nin hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den temenni ve niyaz ederek sözlerime başlarım. Otizm, erken dönemde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişimsel bir bozukluk olarak kabul edilmekte bilindiği gibi. Otistik bozukluk veya otizm spektrum bozukluğu olarak da adlandırılan yaygın gelişimsel bozuklukların içinde en çok bilinenidir. Bu durum sosyal iletişimde sürekli ve belirgin bir bozulmayı, iletişimde sapmayı ve sınırlı davranışları da birlikte getirmektedir. Genellikle 3 yaşından önce belirginleşen ve bireyin ailesinin tüm yaşamını da etkileyen bir durumdur. Biz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak 3 Aralık 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı doğrultusunda zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerimize ve ailelerine yönelik her türlü çalışmayı bir hak olarak görüyor ve bunun gereklerini en güzel bir biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için ve bunu sağlamak için sürekli çalışmalar yapmaktayız. Kesinlikle bunu bir lütuf olarak değil de bunu bir vecibemiz, bir görevimiz olarak görüyoruz ve otizmli yavrularımıza ve ailelerine yapmış olduğumuz her türlü desteği de memnuniyetle, keyifle sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Bu anlamda sürekli yenilemiş olduğumuz ders kitapları, geliştirmiş olduğumuz yardımcı kaynaklar sürece ciddi manada olumlu katkı sağlamaktadır. TRT EBA'da yayınlanan içeriklerle de birlikte hem öğrencilerimiz, hem ailelerimiz, hem de diğer vatandaşlarımız için bir bilincin oluşmasında ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlayan ve devam eden özel çocuklara özel materyaller projemiz geçen yıl başladı ve bu yılda yeni çalışmalarla, yeni ürünlerle devam etmektedir. Yakında çalışmamızı kamuoyuyla paylaşacağımızı da sizin aracılığınızla ifade etmek isterim. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Özelim Eğitim'deyim mobil uygulamamız ve pek çok diğer dijital platformlarımız, ailelerimize yönelik bilgilendirme amaçlı yayınlarımız, eğlenceli etkinliklerimiz çocuklarımız için ve daha birçok çalışmamızla birlikte biz hizmet etmeye, görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Ben bu anlamda Isparta Valiliğimizin öncülüğünde üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve diğer paydaşların da katılımlarıyla, kıymetli hocalarımızın yapacağı sunumlarla, Otizm Kongresi'nin
ve sonrasında çıktılarının en güzel bir biçimde değerlendirilerek bu anlamda hayırlı sonuçlar getirmesini canı gönülden diliyor. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun efendim. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül'e kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu'yu davetimi arz ederim. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, çok kıymetli katılımcılar ve değerli meslektaşlarım. Üniversitelerin fonksiyonları zaman içerisinde bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Bunlardan önemli bir tanesi de topluma katkı türetebilmek. Toplumda üniversiteler sadece öğrenci yetiştirerek değil, aynı zamanda yaptığı bilimsel faaliyetlerin sonuçlarını da uygulanabilir hale getirmek için bir misyon yüklenmiş durumdalar. Bu çerçevede üniversitemiz ve milli eğitim camiasını bir araya getiren özel bir organizasyonla karşı karşıyayız. Üstelik bu bilimsel faaliyet aynı zamanda çok disiplinli bir yapı arz ediyor. Psikolojiden, psikiyatriden, eğitim biliminden, terapiden, rehberliğe kadar uzanan birçok alanda katılımcılar bu platformda buluşmuş olacaklar. O yüzden bu özellikle farklı kesimleri bir araya getirerek otizmi yeniden masaya yatıracak olan bu toplantının bilimsel çıktılarının hem toplumda farkındalık oluşturması açısından hem de topluma katkı sağlayacak önermeler geliştirmesi açısından çok kritik bir role sahip olduğuna inanıyoruz. Özel ve güzel insanlara sahibiz. Bunların farkındalığını arttırmak, bu insanlara ilişkin farkındalığımızı arttırmak son derece önemli. Pandemi süreci bize hayata bakışımızı derinden etkiledi, farklı şeyler öğretti. Pandemi süreci eğitimi bir şok dalgasıyla karşı karşıya bırakıp üzerine yeniden düşünmemizi sağladı. Bu konuda Milli Eğitim Camiası'nın, Milli Eğitim Bakanımızın önderliğinde çok ciddi bir hazırlık göstererek hem tüm milli eğitim öğrencilerine hem de bu özel öğrencilere yönelik çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Öte yandan üniversitelerde de bu özel ve güzel insanlarımıza yönelik çok ciddi bir altyapı yatırım harcaması yapılmakta ve yapılmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı özellikle genel anlamda engelli erişimini sağlamaya yönelik olarak tüm üniversitelerde iyileştirmek için müthiş bir kaynak ayırmış durumda. Ne var ki farkındalığımız düşük olduğundan dolayı üniversite içerisinde bu özel insanları ne yazık ki göremiyoruz. O yüzden bu kongre aynı zamanda erişim altyapısının bu kadar iyileştirildiği bir dönemde bu insanların toplumun her alanında, her kesiminde, her yerinde, üniversiteler de dahil olmak üzere görmeyi arzu ettiğimizi deklare etmek için bir fırsat olsun. Bu vesileyle daha çok bu özel ve güzel insanımızı sadece üniversitelerde değil elbette, hayatın farklı kesimlerinde birlikte yaşamayı, görmeyi sağlamaya çalışalım. Üniversite olarak özellikle bu süreç içerisinde Türkiye'de aslında eşi benzeri olmayan bir yatırım da yaptık. Bu hizmetimiz Engelsiz Diş Hastanesi. Bu ülkemizde hatta yakın ülkelerde de bulunmayan özellikli bir kurum. Yatak kapasitesine sahip ameliyathaneden oluşan ve özellikle engelli vatandaşlarımızın diş tedavi hizmetlerini almaya yönelik biricik bir kurum oldu. Bu vesileyle buradan da üniversite olarak bu konuya gösterdiğimiz ehemmiyeti de sizlere hatırlatmış olayım. Sayın Bakanım ayrılmadan önce çok güzel bir ifadede bulundu. Bu insanların bize bir emanet olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bu emanetlere karşı yükümlülüklerimiz var. Ben bu konuda hani otizm konusunu çalışan herkesin bildiği Yağmur Adamı, Yağmur İnsan olarak zikredeceğim burada. Biliyorsunuz Yağmur bizim kültürümüzde bir rahmettir. Dolayısıyla biz bu insanları
bizim hayata bakış açımızı yeniden gözden geçirmeye vesile olan birer yağmur gibi, birer rahmet gibi görmek durumundayız. Son olarak çok kişinin emeği geçti. Onlara teşekkür etmem gerekiyor. Özellikle Ömer müdürümüz ve Ümit hocamız bu süreci sırtladılar. Sayın valimiz de hem bir bilim dostu, üniversite dostu, zaten kendisi insan dostu. Her faaliyetimizi sahiplendiği gibi bu faaliyetimizi gerçekleştirmede bize çok büyük katkı sağladı. Ben hem tıp fakültemizin hocalarına, diğer katılımcılara, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden de bu sürece dahil olacak herkese teşekkür ediyorum. Umarım buradan çıkacak sonuçlar hem farkındalığı arttırır, hem bu insanları hayatın her alanında daha çok görmemize, onlarla birlikte yaşamamıza vesile olur diyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu'ya kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'ı davetimi arz ederim. Ömer Bey, sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuzu açar mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, kıymetli hazırım. Bugün başından bu yana çok önemsediğimiz, emek verdiğimiz kongremizin açılış günü. Bakanlığımızın hazırladığı 2023 eğitim vizyonu hedefleri arasında özel eğitim başlığı altında yer alan disleksi, otizm ve benzeri konularla uluslararası ve ulusal düzeydeki STK'lar ve kurumlarla ortak çalışmalar özendirilecek, yeni kaynaştırma modelleri geliştirilip uygulamaya konulacaktır ilkesi doğrultusunda. Isparteli'miz de bu çalışmayı Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte başlatmış bulunuyoruz. Çalışmalarımızda bizi teşvik eden ve her daim desteğimiz olan Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu'na, alanında duayen isimleri kongremize kazandıran üniversitemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyemiz, kardeşimiz doçent doktor Ümit Işık hocama, işin teknik arka planda titiz çalışma yürüten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım Fevzi Güçlü'ye ve tüm ekip arkadaşlarıma bu kongre için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ve özellikle kongremizde bizleri yalnız bırakmayan, görüşlerinden istifade edeceğimiz kıymetli bilim insanlarımıza da hem teşekkür ediyor, hem de uzaktan olsa da hoş geldiniz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hazirunu, tüm katılımcıları kurum adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Isparta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'a kıymetli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Alim Koşar'a davetimi arz ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektör Yardımcım, değerli protokol, değerli hocalarım, ben öncelikle hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Isparta Valiliği, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'nın ortaklaşa düzenlediği 1. Isparta Otizm Kongresi'ne hoş geldiniz. Öncelikle böyle anlamlı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum kurumum adına. Bu anlamda başta valiliğimiz, Sayın Valimin nezdinde, Ömer Hocamın nezdinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve kurumumuz Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'na emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii kongre hazırlamak kolay değil. Bunun mutfağı, arka planı hiç kolay olmuyor. Tatlı bir telaş, tatlı bir koşuşturma oluyor. Burada bilimsel kurula, düzenleme kuruluna, toplantıya akademik katkı veren hocalarıma ve ayrıca katılımcılara da teşekkürü bir borç biliyorum. Kongre 4-7 Şubat'ta yapılacak. 4 gün sürecek. 1000 katılımcı var. 30 civarında ülkemizin bu konuda en yetkin hocaları bizimle en güncel bilgilerini paylaşacaklar. Gerçekten otizm önemli bir konu. Yani bakanımızın da katılması bunu gösteriyor. Hem sağlık yönü olan hem eğitim yönü olan bir durum.
Ben burada kısaca fakültem üzerinde bahsetmek istiyorum. Fakültemiz 200 öğretim üyesiyle, 600 hasta yatağıyla, 1600 tıp öğrencisine ve 400 araştırma görevlisine eğitim vermekte. Ayrıca bölgemize 3. basamak sağlık hizmetleri sunmaktayız. İşte açık kalp ameliyatlarından, karaciğer, böbrek, kornea nakli gibi birçok 3. basamak sağlık hizmetlerini sunmaktayız. Birçok 28 yıllık bir fakülte, 28 yıllık eğitim veren bir fakülte, 2019 Aralık ayından beri de akredite bir kurumuz. Bunun da gururunu ve onurunu taşımaktayız. Onu da belirtmek istiyorum. Kurumumuzda bu tür birçok toplantılar, bilimsel aktiviteler yapılmakta. Otizm tabii gerçekten önemli bir halk sağlığı problemi. Dediğim gibi hem eğitim hem sağlık yönü olan bir problem. Otizmle de ilgili, burada tabii çocuk psikiyatrisine hakkını vermek lazım, çok emekleri var. Düzenli toplantılar, halkla buluşmalar, farkındalık çalışmaları yapılmakta. Ve bu tabii burada Milli Eğitim'in valiliğinin de desteğini unutmadan bunu belirtmek istiyorum. Bu toplantıların, birikimlerin bir sonucu olarak da bir kongre ihtiyacı hasıl oldu. Gerçekten ben bu kongrenin her açıdan çok anlamlı, manalı bir kongre olduğunu düşünüyorum. Büyük emeklerle hazırlanmış bu ilk Isparta Otizm Kongresi'nin başarılı geçmesini canı gönülden temenni ediyorum. Bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Alim Koşar'a kıymetli konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Isparta Otizm Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlarından Doçent Doktor Ümit Işık moderatörlüğünde Doçent Doktor Onur Burak Dursun hocamızın sağlıkta otizmle ilgili yeni hizmet ve planlamalar başlıklı paneliyle saat 15.45'te başlayacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hassas özel bir çocuk olmak ne demek bir düşün. Farklı görmek dünyayı, farklı algılamak. Bazen çok tepki vermek, bazen susmak öylece. Göz göze gelememek, bazen kalmak kendinle. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hassas özel bir çocuk olmak ne demek bir düşün. Kabul görmek, sevilmek, kendine yetmeyi öğrenmek. Etiketlenmeden yaşamak, bağımsız olmak. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Hastalık değil farklılık, bilmek öğrenmek gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek. Otizmi fark etmek yetmez, doğru yaklaşmak gerek.